Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli kardeşlerim, 54. günü dersiyle devam ediyoruz. Derslerimize kitap olarak ikinci kitaptayız. Durusul Lugatul Arabiye kitabının ikinci kitabındayız. Ve 12. dersin ikinci ve son kısmını bu günkü çalışmamızda işleyeceğiz. Tebhathu Ummu Ahmed'e anid-deva'i. Tebhathu Ummu Ahmed'e anid-deva'i. Tebhathu bahasa an ile beraber olur bu demiştik. Yani bahasa an, tebhathu an veya yebhathu an ne demek? Bahasa an aradı, yebhathu an arıyor. Yani burada tebhathu an arıyor demektir. Kim arıyor? Ummu Ahmed'e. Burada neden bu Ummu Ahmed'e? Ahmedu'dur bu normal hali. Ahmedu i olmayacağı için bu gibi yapılarda Ummu Ahmed'e diyoruz. Yani Ummu Ahmedi demiyoruz. Muhammedun olsaydı burada Muhammedun Ummu Muhammed'in derdik. Muhammed'in annesi. Ummu Ahmed'e. Çünkü bunlar i'yi kabul etmezler. Sonu u ile olan kelimeler ve tenvin kabul etmezler demiştik daha önce. Tebhathu. Burada t ile bir bayandan bahsediyoruz. Tebhathu. Yani burada bu videomuzda bol bol bu fiillerin şekillerini göreceğiz. Farklı farklı şahıslara göre. Tebhathu Ummu Ahmed'e anid-deva'i. Eddeva'u ilaç. İlacı, anid-deva'i dediğimizde ilacı arıyor. Yani Ahmed'in annesi veya Ummu Ahmed şeklinde künye olarak da bunu diyebiliriz. Ummu Ahmed'e, Ahmed'in annesi veya Ummu Ahmed ilacı arıyor. Setezhebu Ummu Ahmed'e ilel müsteşfe ma'abniha. Tezhebu gidiyor, yezhebu gidiyor, gider. Tezhebu bayanlar için tezhebu gider gidiyor. Başına se geldi. Setezhebu gidecek kim? Ummu Ahmed'e Ahmed'in annesi. İlel müsteşfe ne demiştik? İla geldiğinde başına sonundaki unlar in olurlar. U'lar da i olurlar. Fakat sonu e ile biten kelimelerde tesir etmez. Yani el müsteşfe ilel müsteşfe kalır demiştik. İlel müsteşfe ma'abniha ma'abniha ibnuha ne demek? İbnuha onun oğlu ma'a bu u i halini alır. Ma'a geldiği için başına ma'abniha oğlu ile beraber. Setezhebu Ummu Ahmed'e ilel müsteşfe ma'abniha. Burada da geçiş yapıyoruz. Ne demiştik? İbnun ve ismun kelimelerinin başındaki bu elifler geçiş. Üstünden geçiş yapılır. Kendisinden önce bir kelime veya harf geldiğinde. Size tavsiyem arkadaşlar, bundan sonra kelime çalışması yapmayın. Yani bu derse kadar veya bu dersten birkaç ders öncesine kadar geldiyseniz, epey kelime de öğrendiniz ve bu zaten izahını da veriyorum, kelimelerin manalarını veriyorum. Cümleyi tekrar ederek, yani cümleyi anlamaya çalışın ve anladıktan sonra cümleyi bol bol tekrar edin. Kelimeleri öğrenmeyin. Yani ayrı bir şekilde kelime yazarak öğrenmeyin. Cümlelerin içerisinden kelimeleri tekrar ederek daha kalıcı bir şekilde bunu öğrenmiş olursunuz. Ve cümlenin içerisindeki kullanılış şekilleriyle birlikte öğrenmiş olursunuz. Ummu Ahmed'e, Ahmed'in annesi. Te'arifu, tanıyor, biliyor. Edduktûrate, doktoru. Yani burada biz ettabîbete de diyebiliriz. Doktorun, doktorun bu da doktor demek. İki şekilde de doktor, Türkçe'de de tabip deriz, doktor deriz. Burada da te'arifu doktorate sonundaki te bayan doktora tanıyor manasında. Te'arifu, ye'arifu tanıyor erkek için. Te'arifu sanırım bunları zaten şekilleri öğrendiniz. Bunları ben verdim. Burada te'arifu tanıyor, biliyor. Doktorate su'ade sonlarının u olduğuna dikkat edelim. Yani Suat doktoru veya Suat doktor hanımı, Suade veya Suadu aslı bayan doktor. Yani bayan ismidir. Ummu Ahmed'e te'arifu doktorate Suade. Ahmed'in annesi veya Ummu Ahmed doktor
Suat Hanım'ı tanıyor. Ahmedu, Ahmet, yehfezu, ezberliyor. Suratel Mulki, Mülk suresini. Ve ihvetuhu, ihvetun neydi? Ehun, erkek kardeş, ihvetun erkek kardeşler, bir de ihvanun, yani ehunun iki tane çoğulu vardır. İhvetun, ihvanun. Ve ihvetuhu ve erkek kardeşleri, yehfezûne, çoğul halini görüyoruz. Burada yehfezû, ezberliyor. Yehfezûne, ezberliyorlar. Suratel kalemi, kalem suresini. Ahmedu, yehfezû suratel mulki, Ahmet, mülk suresini ezberliyor. Ve ihvetuhu yahfazuna suratel kalemi, ve erkek kardeşleri kalem suresini ezberliyorlar. Ciranu Hamidin, Hamidin komşuları. Ciranun ne demek? Komşular. Carun, carun komşu demek. Ciranun komşular. Ciranu Hamidin, Hamidin komşuları. Zehebu gittiler, çoğul. Zehebu gittiler. Tabii ki burada komşuların içerisinde hepsi bunlar erkek mi? Hayır. Zehebu dediğimizde bu erkekler için kullanılan bu çoğul erkek çoğul için kullanılır ve aynı zamanda karışık durumlarda bir grup var diyelim. Erkeklerden ve bayanlardan oluşan bir grup. Onların toplu halde onlar için zehebu diyoruz içlerinde bayanlar olsa dahi. Yani ciranu hamidin dediğimizde bu hamidin komşularının içerisinde bayanlar da olabilir, erkekler de olabilir. Ciranu Hamidin zehebu, Hamidin komşuları gitti, gittiler. İla Mekke'te, Mekke'ye. Burada da yine Mekketu sonu u ile ila geldi başına. İla Mekketi değil, ila Mekke'te şeklinde bunu diyoruz. Sizden ricam var, böyle takip edip, devam edip şeklinde değil, bu her cümleyi manasını verdiğimde videoyu durdurup bunu bol bol tekrar edin. Yani bunun ne kadar değerli, ne kadar önemli, ne kadar kıymetli bir tavsiye olduğunu bunu tekrar edenler bilecek. Yoksa her defasında tekrar et, tekrar et şeklinde tavsiyelerde bulunuyorsun diye belki içinizde usananlar olacak. Ben bunun önemini bildiğim için size diyorum. Yani genellikle şuna daha meyilliyiz sanırım. Yani anladım ben bunu, bir sonraki cümleye geçelim, bunu da anladım, bir sonraki cümleye geçelim, bunu da anladım şeklinde hızlı bir şekilde bitirip bir sonraki ders ne zaman çıkacak şeklinde soruyu sorma yerine her kelimeyi, yani ders bittikten sonra değil, daha cümle işlenirken her cümleyi işlendikten sonra durduralım, bol bol tekrar edelim. Bu şekilde yaptığınızda anlık bir çalışma yapmış olursunuz. Ben videoyu bitirdim, arkasından bir de çalışma yapacağım şeklinde buna gerek yok. Cümle cümle çalışırsanız daha iyi olur. Şimdi burada karşımızdaki kişiye hitaben söylenmiş sorular burada var. Bunlar karşımızdaki kişi erkek olarak sorulan. Birazdan da bayanlara aynı soruları bayanlara soracağız. اَتَعَرِفُ الْلُغَةَ الْعَرَبِيَّةَ Te'arifu, biliyorsun. Ete'arifu, biliyor musun? El-lugatel arabiyyete. Bunlara dikkat edelim. El-lugatul arabiyyetu, Arap dili, Arapça dili. El-lugatel arabiyyete, Arapça dili ni. Neyi? Arapça dilini. Ete'arifu'l lugatel arabiyyete, Arapça dilini. Yani Arapçayı biliyor musun? Ya seyyidi, ey beyim. Seyyidun, bey demek. Ya seyyidi, ey beyim veya bayım. Veya beyefendi dedi, ey beyefendi veya kısaca beyefendi diyebiliriz Türkçe'de bunun manasını verirken. Arapça biliyor musun, biliyor musunuz beyefendi gibi. Mâzâ ne? Mâ ne demek? Mâzâ ne zaman kullanıyorduk? Burada ben tabii ki daha önce gördüğümüz kuralları da burada kısaca tekrar ediyorum. Et-tekrâru ehsen kabilince, yani tekrar güzeldir. Te'akulû. Te'akulu, yiyorsun. Te'akulu, yiyorsun. Mâzâ ne? Burada mâzâ değil de mâ deseydik, mâ te'akulu manası ne olurdu? Aynı zamanda şu mana da olurdu, yemiyorsun. Mâ te'akulu şeklinde
demiyoruz bunu. Mâzâ te'kulû burada mâzâ ne demektir? Mâzâ te'kulû ne yiyorsun? Ya Muhammedu ey Muhammed. Burada da yine bunu zaten öğrendiniz. Ya'dan sonra u olur. Muhammedun bunun aslı. Ya Muhammedu diyoruz. Eyne teclisu? Eyne nerede teclisu? Oturuyorsun. Fil fasli sınıfta. Ya Ahmedu ey Ahmet. Eyne teclisu fil fasli ya Ahmedu? Bu zaten sonu u ile ya gelse de başına değişmez, u kalır. Eyne teclisu fil fasli ya Ahmedu? Ey Ahmet, sınıfta nerede oturuyorsun? Meta ne zaman tezhebu gidiyorsun? İlel müsteşfe hastaneye. Ya ebi ey babam veya baba, yani Türkçe'de ey babam demeyiz tabii ki. Baba, hastaneye ne zaman gidiyorsun? Meta tezhebu ilel müsteşfe ya ebi. Baba, hastaneye ne zaman gidiyorsun? Tam manasıyla ey babam. Mâzâ ne tekûlû diyorsun? Ya ehî ey kardeşim. Yani kardeşim derken erkeği kastedi, erkek kardeşim. Bu öz kardeş olmak zorunda değil. Arkadaşlar arasında da ey kardeşim ne diyorsun gibi. Mâzâ tekûlû ya ehî. Ne diyorsun ey kardeşim? Metâ ne zaman terci'u neydi? Yerci'u döner dönüyor. Terci'u dönüyorsun. Meta ne zaman terci'u dönüyorsun? Minel medresati okuldan. El medresatu okul, minel medresati okuldan. Ya Ali'yu ey Ali. Ey Ali okuldan ne zaman dönüyorsun? İle men. İle e. Men kim? İle men kime? Tektubu yazıyorsun. Hâzihi risâlete. Risâletu mektup demek. Risâlete mektubu. Neyi? Mektubu. Hâzihi risâlete bu mektubu. İlâ men tektubu hâzihi risâlete. Bu mektubu kime yazıyorsun? Ya beşiru ey beşir. Eyye suratin. Burada da yine dikkat edelim. Ne demiştik? Eyyu, eyyi, eyye olarak bu değişebilir. Eyyu neydi? Hangi? Eyyü suretin, hangi sure? Eyye suretin ne demek? Eyye suretin, hangi sure? Yi. Tehfezu, tehfezu ezberliyorsun. El-âne şimdi. Ya ehi, ey kardeşim. Ey kardeşim, şimdi şu anda hangi sureyi ezberliyorsun? Daha önce sureleri ezberledin. Fakat şu anda hangi sureyi çalışıyorsun? Hangi sureyi ezberliyorsun manasında. Tefhemu, anlıyorsun. Etefhemu anlıyor musun? Ederse dersi ceyiden iyi bir şekilde. Ya Hamidu ey Hamid. Hamid ey Hamid, dersi iyi bir şekilde anlıyor musun? Meta tegsilu, meta ne zaman tegsilu yıkıyorsun? Hazel kamisa bu gömleği. Ya Yasir ey Yasir, bu gömleği ne zaman yıkıyorsun? Meta tagsilu hazel kamisa ya Yasiru. Buradaki ya tabii ki isme aittir. Bu da nida olarak ya Yasiru ey Yasir şeklinde. Burada da yine hazel kamisa neyi? Gömleği. Hazel kamisu bu gömlek. Hazel kamisa bu gömleği. Evet, bütün bu ifadeleri tekrar göreceğiz. Bu sefer bir bayana hitaben söyleniliş şekliyle. Burada ne olacak? Tabii ki fiilde değişiklik olacak. Ete'arifu dedik. Bir bayana hitaben ete'arifu demiyoruz. Ete'arifine diyoruz. Ete'arifine lügatel arabiyyete. Arapça dilini biliyor musun? Ya uhti ey kız kardeşim. Türkçe'de tabii ki biz iki durumda da aynı fiili kullanırız. Biliyor musun, yapıyor musun, tanıyor musun dediğimizde erkek için de, bayan için de. Ben burada bayana hitaben şeklinde söylemeyeceğim. Bunların hepsi bayanlara hitaben olduğu için. Mâzâ te'kûlîne, mâzâ ne, te'kûlîne, yiyorsun, ne yiyorsun? Ya âminetu, ey âmine. Eyne teclisîne, burada görüyorsunuz hep, yani te'kûlû, te'kulîne, i'ne şeklinde olduğunda bayana hitaben. Te'arifu, te'arifîne,
te'kulu, te'kulîne, teclisu, teclisîne, îne şeklinde. Eyne teclisîne fil fasli, ya Meryem, ey Meryem, sınıfta nerede oturuyorsun? Meta tezhebîne, ne zaman gidiyorsun? İlel musteşfe, hastaneye, ya ummi, ey annem. Burada anneye hitaben, az önce babaya hitaben bu söylendi. Mâze tekûline, ne diyorsun? Ya uhdi, ey kız kardeşim, ey bacım şeklinde. Mâze tekûline ya uhdi. Burada da görüyorsunuz, bunları bol bol tekrar ettiğimizde hissen kendi ana dilimizi öğrendiğimiz gibi bunları öğreneceğiz. Yoksa kelimeleri yazalım, kelimeleri çalışalım, gramerleri ayrı bir şekilde yazalım, bunları öğrenelim, gramerleri bol bol tekrar edelim şeklinde bunu yapmıyoruz. Gerek de yok. Bu şekilde grameri en iyi bir şekilde cümlelerin içerisinden, kelimeleri en iyi bir şekilde cümlelerin içerisinden öğreneceğiz. En iyi öğrenme şekli de budur. Kalıcı bir öğrenme. Meta terci'ine, ne zaman dönüyorsun? Minel medreseti, okuldan. Ya Fatimatu, ey Fatıma. İla men, kime? Tektubine, yazıyorsun. Hâzihi risalete, bu mektubu. Ya Suadu, ey Suat. Eyye suretin, hangi sureyi? Tehfazine, ezberledin. Ya uhdi, ey bacım, ey kız kardeşim. Etefhemine derse, dersi anlıyor musun? Ceyiden, iyi bir şekilde, yani dersi iyi bir şekilde anlıyor musun? Ya Safiyyetu, ey Safiye. Meta tegsiline, ne zaman yıkıyorsun? Hâzel kamisa, bu gömleği. Ya Rukayyetu, ey Rukayye. Burada karşımızdaki erkeğe hitaben, daha sonra da bir bayana hitaben bu ifadeleri, bu soruları sorduk. Yani karşımızda bir erkeği düşünerek, daha sonra bir bayan düşünerek. Şimdi aynı şekilde önce karşımızda çoğul olarak erkeklere hitaben ve daha sonra da bayanlara hitaben burada sorular soracağız. Evet. Eyne tezhebune? Eyne tezhebu? Nereye gidiyorsun? Eyne tezhebune? Nereye gidiyorsunuz? Muhatap kim burada? Erkekler. Yani buradaki cümleler erkeklere hitaben. Eyne, tabii ki yani karışık bir grupsa yine bu şekilde diyebiliriz. Eyne tezhebune? Bir grup var içerisinde, erkekler, bayanlar. Eyne tezhebune? Nereye gidiyorsunuz şeklinde diyebiliriz. Eyne tezhebune ya ihvanu? Ey kardeşler, nereye gidiyorsunuz? Burada da görüyoruz, az önce ihvetun gördük, burada da ihvanun, yani ehunun çoğulu ihvanun, aynı zamanda ihvetundur. Eyne teskunune? Nerede ikamet ediyorsunuz? Nerede oturuyorsunuz? Ya ricalu, ey adamlar. El kahvete, yani burada el kahvetu ne demek? Kahve demek. Burada neden el kahvete diyoruz? Burada şöyle düşünelim bunu. El kahvetu. Şöyle. Daha doğrusu burada tabii ki hemze yok. Elif lamın el şeklinde bunu diyelim. El kahvetu. El kahvetu. Başına bir soru hemzesi gelirse burada el kahvetu demiyoruz. El kahvetu da demiyoruz. Yani üstünden geçiş yaparak. Neden? Bir fark olmaz. El kahvetu ile el kahvetu, bir değişik olmaz. Burada ve olsaydı üstünden geçiş yapardık. Vel kahvetu derdik. Fakat burada bunun soru olduğunu göstermek için, başında soru hemzesi olduğunu göstermek için bu baştaki elifi uzatıyoruz. El kahvete, el kahvete. Kahveyi mi teşrabune, içtiniz? Emişşaye, em neydi? Veya ya da kahveyi mi çayı mı gibi. Bunu daha önce öğrendik. Birinci alternatif neydi? E'den sonra gelen birinci alternatif. Misal, eteşrabunel kahvete, kahve içtiniz mi diyebiliriz. Yani sadece kahve içtiniz mi şeklinde sorarsak.
Eteşrabûnel kahvete. Fakat kahve mi çay mı şeklinde sorduğumuzda eteşrabûnel kahvete emişşâye demiyoruz. E'den sonra birinci ihtimal kahve, M'den sonra da ikinci ihtimal çay. Bunu detaylı bir şekilde daha önce çalıştık. El kahvete teşrabûne emişşâye. Kahveyi mi, çayı mı içiyorsunuz? Yani içtiniz değil, içiyorsunuz. Bu tabii ki muzari fiil bunlar. El kahvete teşrabûne. Kahveyi mi içiyorsunuz? Emişşâye ya da yoksa çayı mı? Ya ihvanu, ey kardeşler. Ete'arifûne. Tanıyor musunuz? Biliyor musunuz? Rakame, rakamı, sayıyı, numarayı. Rakame hatifil camiati. Bu, şöyle bakalım buna. Hatif ney? Telefon. El camiatu, üniversite. Hatiful camiati ne demek? Üniversitenin numara, üniversitenin telefonu. Başına rakamu geldi. Bu i halini aldı. Rakamu hatifil camiati, üniversitenin telefonunun numarası. Peki burada neden rakamu değil de rakame oldu bu? Çünkü ne değil, neyi diyoruz. Ete'arifune, biliyor musunuz? Neyi biliyor musunuz? Rakame. O yüzden bu harekeler önemlidir. Bazen yorumlarda görüyorum, Suriye'de unlar, enler, inler konuşulmaz. İşte bunlar tamamen yanlıştır, bu u'lar filan bunlar söylenmezler. Ben baştan daha derslerin ilk başında söyledim ki Muhammedun şeklinde zaten söylenmez, Muhammed söylenir. Fakat biz grameri öğrendiğimiz için, detayları öğrenmemiz gerektiği için burada sonları söylüyorum. Ki Kur'an-ı Kerim'i okuyan birisinin böyle saçma bir soru sorması da bir saçmalıktır. Yani unlar, enler, inler olmaz. Peki sokak konuşmalarında, yani Araplar kendi aralarında bunları kullanıyor mu? Kullanmıyor. Yani bir nevi lehçe de diyebiliriz buna. Ama yüksek Arapça Kur'an'ın Arapçasıdır. Konuşma dilinde kullanılmayabilir. Biz ama yüksek Arapçayı burada öğreniyoruz. İleriki derslerde, yani bunlar bittikten sonra çalışmalarda bu sonlardaki unlar, enler kullanılmadan da konuşulabilir. Basit olan odur. Bunları öğrenmek zor olanıdır. Siz bu harekeleri kaldırsanız, çoğu Arap bunları harekeleyemez. Sonları in mi, en mi, un mu şeklinde bunları diyemez. Çünkü bunları kullanmıyorlar. Burada misal rakam hatif el camia şeklinde söylerler. Rakam hatif el camia şeklinde. O yüzden biz bunları neden rakamu, rakame oldu, hatifu, hatifi oldu, bunları bilmemiz gerekir ki dilin inceliklerini öğrenelim. Bunu öğrendikten sonra siz buna rakam hatif el camia da diyebilirsiniz. Ya ihvan diyebilirsiniz. Ete'arifun diyebilirsiniz. Örnek. El kahve teşrabun emişşâi şeklinde diyebilirsiniz. Ama dediğim gibi ben burada yüksek Arapçayı öğretiyorum ki bu dersleri bitirdikten sonra siz Kur'an'ı anlayacaksınız inşallah. Kur'an çalışmalarımız olacak. Hadis çalışmalarımız olacak inşallah. Evet. Ete'arifune, biliyor musunuz? Rakame hatifil camiati, üniversitenin telefon numarasını. Rakam, Türkçe'de de rakam diyoruz zaten. Rakam, numara gibi. Ya ihvanu, ey, burada da yine sonu nasıldır? İhvanun. Bu incelikleri bilmemiz lazım. Ya geldiğinde sonu un, u olur. Ve bunu yani eğer yüksek lisans yapmamışsa, belirli derecede okullara gitmemişse veya kafa yormamışsa bu kaideleri Arapların çoğu da yani bu şekilde bunlar hareketsiz olduğunda bunları harekeleyemezler. Tabii bu bir eksik mi? Hayır. Günlük olarak bunları kullanmadıkları için. Yani günlük konuşmalarda bunlar kullanılmadığı için ama zaten anlaşılır. Yani burada ihvan dendiğinde, el camia dendiğinde, yani el camiati değil el camia dendiğinde bunlar anlaşılır. Yani bu bir eksikliktir şeklinde söylemiyorum. Eleştiri bazında da demiyorum.
Sadece bunu neden diyorum? Bazı yorumlarda dediğim gibi görüyorum. İşte en, in, unlar Araplar kullanmıyor. Onlardan duymuyoruz. O yüzden bu sen ne anlatıyorsun burada? Enler, unlar, inlerle alakalı. Bu gibi yorumları okuduğunuzda da kafa yormayın. Ben burada ne diyorsam onu takip etmeye çalışın inşallah. Lime, niçin, neden, tedhakune, tedhakune, gülüyorsunuz. Burada şunu da yapmanıza gerek yok. Yani ben burada daha önce verdim ama vermeme gerek yok. Yani burada dahika, yedhaku şeklinde aslı böyledir diye bilmeye gerek yok. Burada yani cümlenin içerisinde biz her kelimeyi farklı farklı çekimleriyle karşımıza çıkacak. Bizde materyal olarak inşallah bol bol metinler olacağı için bütün bunları gördüklerimiz şekilleriyle öğrenelim. Lime tedhakune, neden gülüyorsunuz? Ya evladu, ey çocuklar. Yani burada tedhakune'yi bilmeniz yeterlidir. Burada nereden gelir, mazisi nedir, muzarisi nedir, ezberleyelim demenize gerek yok. İşi ezbere götürmeye başladığınızda usandırır ve dili zormuş gibi gösterir ve kısa süre içerisinde bırakırsınız. Pes edersiniz, ben kelime ezberleyemiyorum dersiniz. Ezberleseniz, bilseniz bile tam manasıyla ezberleyemedim, tekrar etmem diyerek dönüp dolaşıp dönüp dolaşıp belirli bir seviyede kalırsınız ve şevkiniz kırılır. Önemli olan sizin için nedir? Lime tedhakune ya evladu? Lime, niçin tedhakune, gülüyorsunuz ya evladu, ey çocuklar? Bunu anladınız mı? Tekrar ettiniz mi? Ettiniz. Tamam. Devam edin. Etekraune. Yani tekraune okuyorsunuz. Etekraune okuyor musunuz? El Kur'ane. Kur'an'ı. Kulle sabahin. Burada da aslı bunun kullu sabahin. Daha önce bunu defalarca söyledim. Zaman ifade eden durumlarda bu kulle şeklinde, bu yani fetha ile söylenir. Kulle sabahin, her sabah. Etekraunel Kur'ane kulle sabahin, her sabah Kur'an'ı okuyor musunuz? Ya ihvanu, ey kardeşler. Yani kardeşler derken bunlar daha önce de söyledim, şimdilik bunlar erkeklere hitaben, birazdan bayanlara hitaben gelecek. Eteselune, soruyor musunuz? El mudarrise, öğretmene. Eteselûnel mudarrise, öğretmene soruyor musunuz? Es'ileten, sualun, sual. Es'iletun, sorular. Es'ileten, soruları. Kesireten, çok. Yani öğretmene çok soru soruyor musunuz? Ya evladu, ey çocuklar. Etesme'ûne, dinliyor musunuz? İşitiyor musunuz? El-ehbâra, haberleri, haberun, ehbarun, haberleri, minel izaati, radyodan, kulle yevmin, burada da yine az önce dediğim gibi, burada kulle dedim, zaman ifade eder, kulle yevmin, kulle sabahin, her sabah, kulle yevmin, her gün. Etesme'ûnel ehbâra minel izaati, kulle yevmin, her gün, radyodan haberleri dinliyor musunuz? Me'a ile beraber, me'a kiminle? Tel'abune, oynuyorsunuz. Ya ebnai, ey oğullarım. Kiminle oynuyorsunuz ey oğullarım? Lime, neden, niçin? Teclisune, oturuyorsunuz. Huna, burada. Ya ricalu, ey adamlar. Ey adamlar, beyler, burada neden oturuyorsunuz? Lime teclisune, huna ya ricalu. Evet, bütün bu ifadeleri burada bir de bayanlara hitaben söyleyeceğiz. Evet. Tezhebune, erkeklere hitaben gidiyorsunuz. Tezhebne, ebne şeklinde çoğuldur. Tezhebne, teskunne, teşrabne gibi, te'arifne gibi, bunlar da çoğul olarak bayanlara hitaben. Yani karşımızda bayan bir grup varsa bayanlara hitaben burada olduğu gibi tezhebne diyoruz. Eyne tezhebne? Nereye gidiyorsunuz? Ya ehevâtu, ey kız kardeşler. Eyne tezhebne ya ehevâtu? Eyne
teskunne, nerede oturuyorsunuz, nerede ikamet ediyorsunuz? Burada aslında, yani ne dedik, hebne gibi, burada da kunne, aslı budur. Asluhu, bunun aslı şudur diyor. Teskunne, iki tane nun var, iki tane nun olduğu için de şeddeli bir şekilde bu yazılmış. Ama aslı buradaki şekillere uygundur. Yani buradaki gibidir. Eyne teskunne ya nisa'u, ey kadınlar, nerede oturuyorsunuz, ikamet ediyorsunuz? Burada yine el kahvete uzatarak uzatarak söylediğimizde ne oluyor? Soru oluşturuyoruz. El kahvete teşrabne emişşaye. Kahve mi içiyorsunuz, çay mı? El kahvete teşrabne emişşaye. Kahve mi içiyorsunuz, çay mı? Ya ekabatu, ey kız kardeşler. Etarifne, tanıyor musunuz? Rakamel camiati, burada kısaltılmış şekli, yani rakame hatifil camiati değil de rakamel camiati, burada üniversitenin numarası şeklinde, bu da bu şekilde de söylenir. Etarifne, biliyor musunuz? Rakamel camiati, üniversitenin numarası, yani telefon numarası tabii ki burada kastedilen. Ya ekabatu, ey kız kardeşler. Lime, neden, niçin, tadhakne, gülüyorsunuz, ya benatu, ey kızlar, bintun, benatun, ya benatu, ey kızlar. Etekra'ne, okudunuz mu, okuyor musunuz, tabii ki bu muzari fiil, okuyor musunuz, etekra'ne, okuyor musunuz, el Kur'an'a, Kur'an'ı, kulle sabahin, her sabah, kulle sabahin, her sabah, ya kebatu, ey kız kardeşler. Etes'elne'l mudarrise, öğretmene soruyor musunuz? Es'ileten kefireten, çok sorular, ya benatu, ey kızlar. Etesme'ne, işitiyor musunuz, duyuyor musunuz, dinliyor musunuz? El ehbaru, haberleri, minel iza'ati, radyodan, kulle yevmin, her gün. Ma men, kiminle, telabne, oynuyorsunuz, ya benati, ey kızlarım. Lime teclisne, neden, niçin oturuyorsunuz, huna, burada, ya nisa'u, ey kadınlar. Lime teclisne huna ya nisa'u. Şimdi de ene ile burada 5 cümleyi göreceğiz ve daha sonra bu ene ile değil nahnu ile. Yani ene, ben diyoruz. Ene efhemu, tabii ki ene ile başladığı için de buradaki fiilin çekimleri birinci şahıs için. Ene efhemu, efhemu, anlıyorum. Ene efhemu derse ceyiden, ben dersi iyi anlıyorum. Ene la ezhebu, ezhebu, gidiyorum. La ezhebu, gitmiyorum. Ene la ezhebu, ben gitmiyorum. İle suqi, pazara veya çarşıya, kulle yevmin, her gün. Ene eşkuruke, eşkuru, teşekkür ederim, ediyorum, ke, sana. Sana teşekkür ediyorum, sana teşekkür ederim. Ene, ben, ya ustazu, ey hoca. Yani hocam, sana teşekkür ederim. Ene eşkuruke ya ustazu. Ene eclisu, ben oturuyorum. Emamel mudarrisi, ben oturuyorum. Emamel mudarrisi nedir? Öğretmenin önünde. Tahta ve öğretmen önde ve burada öğretmenin önünde şeklinde bu oturuyorum. Ene eclisu, ben oturuyorum. Emel mudarrisi, öğretmenin önünde. Enel ane, el ane, şimdi şu anda. Enel ane, ben şimdi şu anda. Ektubu, yazıyorum. Berkiyeten, berkiye, şimdi tabii ki kullanılmıyor. Eskiden kullanılan bir şey, telgram veya telegram dediğimiz telgraf, yani telgraf, ben şimdi şu anda bir telgraf yazıyorum demektir. Şimdi de ene ile değil de nahnu ile, tabii nahnu ile başladığımızda şekil değişir. Efhamu değil nefhamu diyoruz.
eşkuruke değil neşkuruke ediyoruz. Burada o yüzden diyorum bunları bol bol tekrar ederseniz bu yapıları da çok rahat bir şekilde öğrenmiş olursunuz. Bunları sırasıyla tekrar ederek ezberlemenize gerek yok. Cümlelerin içerisinden bunları bol bol tekrar edin. Nahnu nefhamu derse ceyiden, biz dersi iyice, iyi bir şekilde anladık. Anlıyoruz. Anladık değil, anlıyoruz. Nefhamu. Anlıyoruz. Biz dersi iyi bir şekilde anlıyoruz. Efhamu anlıyorum, nefhamu anlıyoruz. Nahnu neşkuruke, biz sana teşekkür ediyoruz, ederiz. Ya ustazu, ey hoca. Hocam sana teşekkür ederiz. Nahnu la nezhebu, nahnu biz la nezhebu, gitmiyoruz. İle suki, çarşıya pazara, kulle yevmin her gün. Biz her gün çarşıya pazara gitmiyoruz. Nahnu l'ana, biz şimdi şu anda nektubu yazıyoruz. Berkiyeten telgraf, bir telgraf yazıyoruz. Şimdi şu anda biz bir telgraf yazıyoruz. Nahnu neclisu, biz oturuyoruz. Emamel müderrisi, öğretmenin önünde. Yani öğretmen, burada birkaç öğrenci toplu halde diyorlar ki biz öğretmenin önünde oturuyoruz. Nahnu neclisu emamel müderrisi. Fi ayyi senetin, ayyu senetin, fi geldi başına. Az önce demiştim ayyu, ayyi, ayyi olabilir. Burada fi'den dolayı ayyi oldu. Fi ayyi senetin, hangi senede, tedrusine, okuyorsun, ya fetatu, ey genç kız. Hangi senede okuyorsun? Yani üniversitede örnek kaçıncı yıldasın, kaçıncı sömesterdesin şeklinde. Ete'arifu, tanıyor musun, biliyor musun? Ete'arifu, burada geçiş yaparak diyoruz. Ete'arifu fusme şeklinde, fusme. Ete'arifu fusme mettabibi, doktorun adını, ismut tabibi, doktorun adı, İsmet tabibi, doktorun adını biliyor musun, tanıyor musun değil de burada biliyor musun diyebiliriz. Ete'arifus met tabibi, doktorun adını biliyor musun? Hangi doktorun? İsmet tabibi lezi yeskunu emame beytina. Emame beytina, evimizin önünde. Yeskunu İkamet ediyor. Yani ellezî yeskunu, evimizin önünde ikamet eden doktorun adını biliyor musun? Ete'arifu esme, bunun telaffuzu zor gelirse ete'arifu esme biraz da tuhaf oluyor. Ete'arifu isme tabibi de diyebilirsiniz. Ete'arifu esme tabibi lezi yeskunu emame beytine, evimizin önünde ikamet eden, oturan doktorun adını biliyor musun? Ya Ahmedu, ey Ahmet. Limaze, niçin, neden? Tektubne, burada çoğul bayanlara hitaben tektubine, bir bayana hitaben tektubne, bayanlara hitaben. لِمَاذَا تَكْتُبْنَ الْوَاجِبَاتِ, ödevleri niçin yazıyorsunuz? بِالْقَلَمِ الْأَحْمَرِ, الْقَلَمُ الْأَحْمَرُ kırmızı kalem, بِالْقَلَمِ الْأَحْمَرِ kırmızı kalem ile. Ödevleri neden kırmızı kalem ile yazıyorsunuz? يَا بَنَاتِ, ey kızlarım. أَفِي وَقْتِ الْعَمَلِ تَلْعَبُونَ يَا أَبْنَائِ. أَفِي وَقْتِ الْعَمَلِ, وَقْتُ الْعَمَلِ iş zamanı. فِي وَقْتِ الْ, yani u i olur. فِي وَقْتِ الْعَمَلِ iş zamanında, çalışma zamanında mı? أَفِي وَقْتِ الْعَمَلِ çalışma zamanında mı? تَلْعَبُونَ oynuyorsunuz. يَا أَبْنَائِ ey oğullarım. Ey oğullarım, çalışma vaktinde, çalışmanız gerektiği bir zamanda oynuyor musunuz? Oyun mu oynuyorsunuz manasında?
Meta tezhebu? Meta tezhebu? Nereye gidiyorsun? Pardon, tabii ki burada meta ne zaman gidiyorsun? Yani eyne tezhebu değil, meta tezhebu. Meta tezhebu ne zaman gidiyorsun ile suki çarşıya pazara ya abi ey babam. Meta tezhebu ile suki ya abi çarşıya pazara ne zaman gidiyorsun ey babam. Yani baba çarşıya pazara ne zaman gidiyorsun? Evet, fazla detaylara girdiğim için tahmin ettiğimden daha fazla uzun sürdü. Burada bitirelim dersi. Bol bol tekrar edin. Bu çalışmaları bol bol tekrar ederek yapın. Bu kaldığımız yerden bir sonraki günün çalışmasında devam edeceğiz inşallah. Ben herkese başarılar diliyorum. Dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ın selamı, rahmeti sizin, bizim ve bütün ümmetin üzerine olsun. Allah'a emanet olun.